Televizyonlarda uzun yıllardır kadın programı veya aktüel program olarak geçen gündüz kuşağı programları son dönemde iyice popüler oldu. Halktan insanlarla gerçek sorunları veya polisi olayları ele alan bu programlara her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Esra Erol öğleden sonra yaptığı yayınla izleyicilerini ekrana bağlıyor. Son zamanlarda ise gündeme oturan konu Esra Erol'un 18 yaşındaki genç kıza yüksek tepki vermesi oldu. Elif'e fazla tepki vermesi sanat camiası tarafından da eleştirildi. Yıldırım ailesi 17 Ocak'ta Alanya'da kaybolan 18 yaşındaki kızları Elif Yıldırım'ı bulmak için Esra Erol'a başvurdu. Alanya'da ablası ile birlikte yaşayan Elif Yıldırım, ablası işe gidince evden ayrıldı. Ünlü sunucu ve ekibinin çalışmaları sonucu genç kızın beraber çalıştığı Kadir Akkoyun'a kaçtığı belirlendi. Konya'da yaşayan 40 yaşındaki evli ve iki çocuk sahibi Akkoyun'un Elif Yıldırım'ı çatı katında sakladığı ortaya çıktı. Canlı yayına telefonla bağlanan Akkoyun ve eşi Ümit tüm iddiaları reddetti. Ancak Ümit Hanım kocasının ihanetini ve çatı katında saklanan Elif'i canlı yayında öğrendi. Esra Erol'da programında yaşanan olay Türkiye'nin gündemine oturdu. İki çocuk babası Kadir Akkoyun'a kaçan 18 yaşındaki Elif canlı yayına katıldı. Ancak bu sırada Esra Erol yanına gitmesiyle kameraların kendisini çektiğini gören Elif adeta çıldırdı. Bunun üzerine gözyaşları içinde tepki gösteren Esra Erol, ruhunuzu, gençliğinizi korumak için, eğitim için bu tepkileri verin. Bu nedir ya? 18 yaşındasın kızım sen. Baban yaşındaki adam sana farklı dokunuyor. Bu mu senin geleceğin dedi. ATV ekranlarında ilgiyle izlenen Esra Erol'da programında sunucu Esra Erol yaşanan olay karşısında resmen çıldırdı. Canlı yayına katılan Elif kendisinin görüntülendiğini görünce bir anda çıldırdı. Yüzünün görünmesini istemediğini söyleyen Elif Esra Erol'a tepki gösterdi. Sen aynı isyanı iki çocuklu bir adam sana farklı şekilde yaklaştığında bedenini korumak için de göster. Rica ediyorum. Esra Erol sinirlerine hakim olamayarak lütfen aynı isyanı iki çocuklu bir adam sana farklı şekilde yaklaştığında bedenini korumak için de göster. Yanlışlarının arkasında durmak için bu tepkileri vermeyin. Bu mu senin geleceğin? Bu mu kendine layık gördüğün hayat? Bu mu yaşamdan beklediğin Elif? O çatı katını mı layık görüyorsun kendine? İfadelerini kullandı. Daha sonra yerine giden Erol sinirden nefesi kesildi ve gözyaşlarına hakim olamadı. Ayrıca Erol ebeveynlere de seslenerek çocuklarınızı baskılamak, kısıtlamak yerine o arkadaşlıkların hangi seviyede kalması gerektiğini, o arkadaşlığın boyutunu, eğitimin, bedenlerinin, hayatlarının ne kadar kıymetli olduğunu ve bir erkek uğruna yaşamamaları, mahvetmemelerini gerektiğini lütfen çocuklarınıza öğretin, çocuklarınıza şefkat gösterin dedi. Bu sözler üzerine birçok ünlü isimden tepki geldi. Hazal Kaya olayların üzerine Twitter'dan kameraların önünde suratına bağırarak o küçücük kıza söylediklerinin öldürülen şiddete uğrayan kadınlara orada ne işi varmış demekten ne farkı var? Sen kimsin yayına çıkmak istemeyen belli ki ağır travma yaşayan bir kadın üzerinden şov yapıyorsun diyerek tepkisini gösterdi.
Yasak Elma'da rol alan oyuncu Ece Dizdar, Esra Erol'a Twitter'dan tepki gösterdi. Dizdar, mide bulandırıcı, bunları ekranda görmek istemiyorum. Bu normalleştirmeyi kabul edemiyorum artık. İfşa edilmek istemeyen mağduru ifşa, psikolojik şiddet, fail aklayıcılık, mağdura bedenini korusaydın suçlaması, ne ararsam var. Rütük, sen bununla ilgilen diyerek sitem etti. Seray Sever de Instagram'da olanları eleştirdi. Instagram hesabı üzerinden paylaştığı hikayede Işın Karaca'nın Gülşen'e sahne kıyafeti üzerinden saldırması hem de kendi kızını işin içine katarak üstüne Esra Erol'un program konuğunu olan tepkileri yayına vermesi reyting uğruna çok can sıkıcı, üzülüyorum. Bir programcı olarak canlı yayında zor durumda kalan Esra Erol'u anlamakla beraber kimsenin kimseye bağırmaya hakkı olduğunu düşünmüyorum sözleri görüldü. Belgüzel Koral ise sosyal medya hesabından yakın dostu Esra Erol'a destek oldu. Paylaşımında dün gece yavruları uyuttuktan sonra arkadaşımın programını izledim ve yaşanan korkunç olaydan sonra ders niteliğindeki isyanına şahit oldum. Programın bu kısmını istedim kendisinden. Anne babalar kulak verin bu sözlere. İyi ki varsın altın kalpli dostum dedi. Esra Erol olanlara karşılık açıklama yaptı. Gelen tepkilere istinaden Esra Erol yaptığı açıklamalarda sosyal medyanın gerçeklerden kopuk ve gerçeklerin çarpıtıldığı bir ortam olduğunu ben bu programda defalarca söyledim. Geçen hafta da bu programda ele alınan bir konuda aynı durum yaşandı. Kendisine evli adamlarla birlikte olmanın hayatını mahvedeceğini söylemek için göstermiş olduğum bir tepki var sözlerine yer verdi. Bu konular toplumsal meseleler. Toplumsal meselelerde gözünüzü kaparsanız her şey yolunda sanırsınız. Birileri size her şeyin yolunda olmadığını gösterdiğinde ona kızarsınız. Çünkü rahatınızı kaçırmıştır. Varsın rahatları kaçıralım. Belki sonuca bir faydası olur. Benim bu konuda söyleyeceklerim bu dedi. Esra Erol'a gelen tepkilerden sonra yaptığı açıklamalar ile birlikte konu tekrar ivme kazandı ve internet ortamında odak noktası haline geldi.